Sizin için geziyorum ben de. Onun şu için. An çok durgun işin açığını söylemek gerekirse. Hiç yaza girmiş gibi değilim. Günlük 100-200 lira siftahla dükkan dönmüyor. Çünkü benim günlük 100-200 lira çalışanlarımın yemek yerleri var. Dönmüyor artık. Şimdi 15-20 lira gibi bir şeyden karın doyurmadan artık 30-40 liralara çıktı. Ben burada 2006 yılında başladım çalışmaya. En son gözlükte ayarlama, fiyat ayarlaması yaptığımda 2004 yılıydı. 18 senedir devlet gözlük için hiçbir adım atmadı. Eskiden yine de hani fakir köyden gelen halk için o 40 liraya bir gözlük bulunabiliyordu çaresiz insanlar için. Ama artık yok. Mecburen fark almak zorunda. Devletli gözlük için ödediği camlar için bir çift cama 10 lira para ödüyor. 10 lira parayla ben vatandaşa cam takamıyorum. Vatandaş için de zor, benim için de zor. Para isterken çok büyük sıkıntı insanlarda yok çünkü. Kendimden biliyorum artık eskiden sorumsuz, sualsiz, hesapsız harcadığım şeyler. Şimdi ben de hesaba katıyorum. Şunu bu ay almayayım diyorum. Ya da mesela kitap benim için çok önemli bir şeydi. Kitap alırken düşüneceksem ben vatandaş olarak, bakın kitap alacakken düşüneceksem artık yaşamanın bir anlamı yok. Bizim bir de şöyle bir sıkıntımız var. Mesela ben gözlüğü aldım, vitrinime koydum ama satmasam bile peyderpey de olsa parasını öderim. Buradaki gözlüklerin tamamının ücreti ödenmiş durumda firmalara. Ya da karşılığında senet veriyoruz. Eskiden açık hesap çalıştığımız firmalarla artık senetle çalışıyoruz. Benim aylık yaklaşık 60-70 bin liralık gibi senetlerim var. Çıkıyor mu kardeşim buradan? İsterseniz ben size senetlerimi şeylerini de gösterebilirim ispatıyla birlikte. Banka şeyleriyle birlikte. Çıkıyor mu buradan? Çıkmıyor. Şu an çıkmıyor işte. Ne yapıyorsunuz? İşte diptekinleri eritiyoruz. Ülkenin %90'ı yoksul sınırının altında yaşıyor ve kitap verilerini kaldıramıyoruz. Bir dil eğitimi almak istesek bile fiyatlar çok pahalı ve istediğimiz eğitim alamıyoruz. İleride üniversite okusak bile iş kaybımız var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani üniversitelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını düşünüyor musunuz? Şimdi biz devlet, sosyal devlet olması gerektiğine inanıyoruz bir. Dolayısıyla devlet okullarında okuyan çocukların ki ilkokul, hatta anaokuluna katarsak ilkokul birden lise sona kadar devlet okulunda okuyan 15.1 milyon çocuk var. Çoğu yemek götüremiyor. Evet. Dolayısıyla onlara biz sabah kahvaltısı öğlen yemeği vermek istiyoruz. Bu ne oluyor? Ailelerinizin cebinde para bırakıyor. Evet. İki, şimdi biz mezun olmuş çocukların istihdamda yer alabilmesi için gene sosyal devlet olmanın ve gencin işinin olması gerektiğinin inancıyla istihdam yaratma sözü veriyoruz. Ama en önemlisi önüne gelen okul açmış. Evet. Ondan sonra mezun olan, kalite zaten ayrı da mezun olanların iş bulma imkanı sıfır. Kaliteli mezunlar olmuyor. Onu yapacağız bir ama en önemlisi de şimdi sanayici de bu sefer beceri uyumsuzluğu var, beklenti uyumsuzluğu var. Evet. O insanlara mesela sen 2 yıllık meslek yüksek oldu ya da 4 yıllık bir okul bitirdin ama iş bulamıyorsun. Evet. Sana o teknoloji kampüsü haline getirdiğimiz o üniversitelerin bir kısmını orada 18 ayda yeni meslekler edindirip iş sağlayacağız. Elektrik maliyetlerinden artık baş edemez hale geldik. Bakayım saatini 2750 liradan susmuyorum. 25 saat suya 9000 lira para ödedim. Elektrik hususunda çok sıkıntımız var. Kimse kapı duvar. Elektriklerimizi kesmeye geliyorlar. Ondan sonra avukata 3 gün sonra dosyayı veriyorlar. Bu işten avukatları zengin ediyorlar. Karaman'da bugün MEDAŞ diye ayın olduğunda, devrolduğunda bir tane bürosu olan avukatın Konya'da şu anda belki trilyonlara yakın mal varlığı var.
bunların kim dur diyecek Sayın Başbakanım? Evet inşallah sizden bekliyoruz. Ben de anam alıp gideceğim. Gübre. Efendim Sayın Başbakanım, gübre ayrı bir sıkıntı. %300 ile %500 arasında tam gübre atacağımız zaman gübre alamıyoruz. Ziraat Bankası'na gidiyorsunuz, kefil bulamıyorsunuz. Kredi kartı istiyorsunuz. 5 milyon, 10 milyon, 3 milyon eskiki parayla 3 bin lira, 5 bin lira kredi kartı veriyor. Bir gübre 15, tonu 15 bin lira olmuş. Nereden alalım Sayın Başbakanım? İlaç ayrı bir dert. Evet, ilaç ayrı bir dert. Bir de çiftçileri köyde tutabilmek için gençleri köye göndermek istiyorlar. Fakat gençlerin köylerde yerleşebilmesi için 442 sayılı bir köy kanunu var. Oradaki yasa diyor ki 1934 tarihli köyde nüfusun olmuyor, köyde kayıtlı olacaksın. Benim atam karavana kaydetmiş, nüfusumu taşıyamıyorum, çocuğuma ev yapamıyorum köyde. Ondan sonra nüfusumu taşırsam Karaman'da evim var, arsam var, babamdan kalma. Onlardan dolayı üzerinde mal var diyor, yine alamıyorum. Yani her taraf kapı duvar, ne valilik, ne özel idareler. Bizi dinlemiyor Sayın Başbakanım. Lütfen bu işe bir dur deyin. Lütfen. Ya bak az kaldı. Şimdi ben bunları bildireceğim grupta. Fakat çok az kaldı. Çok daha kaldı. Çok şey söylüyorum. Hayır çok az kaldı. El ele vereceğiz kardeşim. Lütfen. Bu harami düzeni sandıkta halledeceğiz. Millet bizi çağırıyor. Demirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan. Yemin bayrak üstüne. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olasınız. İşler nasıl kardeşim? İşler yani çok kötü başkanım yani. Yani millet kan alıyor işten şey. Yani bu devlet, hükümet artık yani değişmesi gerekiyor. Yani beraber değiştireceğiz, el ele. El ele aynen. Verip değiştireceğiz. Aynen. Yani. Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben telefoncuyum. Telefon sektöründeyim. Tamir genelde. Tam yapıyorsunuz. Aynen. Bu şu saate kadar yani yok. Müşteri o bir tamir ettin, aldın yok. Parasını aldın, yok. Şey oldu mu olmadı? Şift, dün de şifte ettiniz ben. Dün yapmadım. Dün şifte ettim. Aynen. Evet. Kolay gelsin. Ooo saatler olsun. Sağ olun başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu takımı biliyorum. Evet. İşler nasıl? Vallahi işler işte bildiğiniz gibi başkanım ülkenin hali belli. Bir şey demeye gerek yok yani. Alım gücü nasıl? Alım gücü sıfır. %5, %10 bile değil, sıfır. Var olanı harcıyoruz diyordunuz. Ayakta durabilirsek şu anda ona şükrediyoruz yani. Kaç çocuğunuz var? 3. Okuyorlar? Evet. Yok, ikisi okuyor, biri de sanayide çalışıyor. Sanayide çalışıyor. Kaç yaşında büyük olan? 24. 24 yaşında. Nere mezunu? Şey, normal dışarıdan liseyi bitirdi. Bitirdi. Şey, otosanayi veya işte sanayi, OSB gibi bir yerde çalışıyor. Yani taksi tamiri. Ha tamam, otosanayi. Tamam. Evet. Peki, asgari ücret mi alıyor? Evet, asgari ücret. Evli mi? Yok. Şimdi siz çalışıyorsunuz, o çalışıyor, başka çalışan var mı? Hanım çalışıyor, gene de yetemiyoruz. Hanım da çalışıyor. Üç o nerede kişi. Çalışıyor? Bu Polat meyve sebze üzerine kuru. Evet. Orada çalışıyor bir senedir. Evet. Bakalım işte devam ediyor ama yani onunki de asgari ücret, oğlanınki de, benimki de desen 3 kişi yetemiyoruz yani. Çocuklar okuyor diğer ikisi. Çocuklar okuyor başkanım, evet. Nerede okuyorlar? Biri burada Cumhuriyet İlkokulu var. Yani orta öğretim orada. Evet. Ha, biri de İmam Hatip Lisesi'nde. İmam Hatip Lisesi. Yani ben bir, yaş anlamında. He, mesela tabletleri var mı? Tablet var. Aldınız. He, o tablet. EBA döneminde. Evet. Ben imkanları anlamak için soruyorum bu soruları. Evet. Anladım. Evet. Eti ne kadar sürede alıyorsunuz? Eti kurbandan kurbana görüyoruz dese artık yalan olmaz. Yani anca alabilirsek arada bir tavuk eti unuttuk artık. Başkanım burada akşama da kazanıp da misal 110-120 liraya bir kilo eti nasıl alacaksın yani? Kıymaya İstanbul'da, buraları bilmiyorum, İstanbul'da her hafta 10 lira zam yapılıyor. Evet, büyük. Kıymaya. Doğrudur başkanım. Büyük şehirler ben yani, düşünemiyorum. Burada da yani. Vardır muhtemelen ama hani. 120 lira falan diyorlar yani. Bak burada. Diyorlar, anladım. İnşallah düzelir başkanım. Beraber düzeltir. Başarılar dilerim.
millet bizi çağırıyor Demirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.